Misafir ettikten sonra sabahına alıyor padişahı ne dedi? Efendim bu benim hemşerim. Bu aşıklar yarışına geldi. Kaç aşık oldu sarayda? 39 aşık oldu. Bu 40. tamam zaten 40 aşık benim de şey. 40. mı 40. tamam. Hı. Kapadın diyor bunları alıp atçı başını çağırıyor. Gel buraya gel. Diyor ki herkes ne yerse. Hı. Herkesin isteğine göre tabiliyet cezasını onları yemeklerini yapacağız. Aşıklarımla bakacak. Oldu. Geliyor efendi. Tabi büyük kulaşta böyle aşıklar oturuyorlar. Başlıyor efendi. Sen ne yiyin kardeşim? Ben etli yerim ha, etli yiyin. Evet. Ben yerim sütlü yiyor. Şu bu efendi tatlı yiyor. Seyrani babaya geliyor ha. O zaman da efendim bir kıtlık varmış memleketimizde ki yakıp yandırıyorum. Allah Allah. Seyrani babaya gelince sen ne yersin küçük aşık diyor efendim. Ben diyet yerim diyor. Allah Allah. Ne? Ben diyet yerim diyor. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Söyle diyor, yok ben diyet yerim diyor. Aa, seni gider padişah şikayet yap, git söyle diyor. Peki, varıyor padişah diyor ki efendim, küçük aşık, hepsi dinliyor, 39'un listesini yaptım, küçük bir aşık var diyor, o ben diyet yerim dedi. Padişah diyor ki vezirine, onu buraya getiren, bunda bir iş var öyleyse. Efendim geliyorlar, hadi bağlama açıl, seni padişah istiyorlar. Alıyorlar, Sultan Mecid demiş o zaman efendim. Sultan Mecid'in yanına huzuruna iletiyorlar, selamun aleyküm, ve aleyküm selam, gir. Gösteriyor, otur, oturuyor. Sen misin diyet yiyen aşık? Benim. Neden diyor böyle dedim diyor. Efendim sazımdan dinle. Bismillah ya pirim diyor efendim saza vuruyor. Hep erenler bir araya geldiler. Herkes yediğini haber verdiler. Bulamacı bulamayan gidiler. Sabah kahvetisi bal patışağım dediler diyor. Ya, ya. Aa, tamam efendim, bundan başka yok. Hadi sen git diyor efendim. Aa, Seyran'ı babaya alıyorlar, götürüyor aşıklar koğuşuna. O zaman adı vezirine diyor, göreceksin diyor efendim. Bunda çok murabbalı bir işler var. Bu aşık kazansın da bak sen diyorlar efendim, yarış. Efendim, dolma bahçe sarayına dünyanın her bir tarafından. Tamam. Her bir tarafından efendim adamlar, ağalar, eskiden ağalar varmışmış efendim. Belki de bizim zile ağalar da gitti o zamanlar efendim. Yahyalı ağaları, Develli ağaları. Develli oğlunun oğlu Kasım Paşa da Genelkurmay Başkanıymış efendim. Sultan Mecid'in yanında. Allah Allah. Kasım Paşa. Efendim o zamana kadar aşıklar yarışı başlıyor efendim. Uzatmayalım. Bunlar çarpışıyorlar efendim. Birinci Seyrani Baba geliyor. İkinci İranlı Günnami geliyor efendim. Üçüncüye Naim'i geliyor efendim. Hmm. Evet. Bunlar geliyor efendi, tamam. Padişah gidiyor bir altın kutu yaptırıyor efendim. Güzel şöyle büyüklükte altın tamam. Kutu. Altın kutuyu getirip masanın üzerine koyar efendim. Hmm. Bunun içindekini kim bilirse diyor birinci tamam. Aşık o. Efendim şimdi aşıkların hepsi de başlıyor. Hep diyor söyleyecekler. Kimisi yahut, kimisi altın, kimisi gümüş efendim. Bir söylemedik bir şeyler kalmıyor. Seyrani babaya geliyor. Evet. Gel bağırım küçük aşık diyor. Kalan gözü sardız küçük aşık padişah. Bunun içindeki ne diyor? Herkes de ne dediğini ismiyle, adıyla, künyesine yazılıyor diyor öyle diyor. Katipler yazıyor. Bunun içindeki ne küçük aşık? Efendim bunun içindeki diyor efendim. Kanadı var kuş değildi. Hatiri gönü hoş değildi. Arkaya yük taşı, öne yağ boş değildi. Bizim Kayseri tabiriyle diyor efendim memleketimizde diyor buna alma yuvalayan böceği derler. Estağfurullah. Esat'tan da atsalar ki efendim hakikat o böceği olacak. Tamam. Tamam diyor efendim. Birinci, ikincinin mükafatını, ikincinin, üçüncünün mükafatını verin geçsin diyor. Seyrani sarayda kalacak diyor. Evet. Fatihah. Efendim elin ayağını öpeyim diyor. Beni sarayda koyma. Ben mükafatını ne istemem. Oh olmaz. Bilmiyorum. Sen padişaha karşı mı geliyorsun? Emir. İtme efendim. Hayır. Konuşma tamam. Efendim ipi boğazıma taktın desen ediyor efendim. Orada. Tamam. Urhan'ı boğazıma taktın desen efendim diyor. Hadi alın gidin diyorlar. Alıyorlar. 3 sene kalıyor sarayda. Evet. 3 sene kaldıktan sonra efendim bir gün padişah bunu çağırttırıyor. Şimdi şu devir kimin
Yiyen yiyene aman amana gitmeye başlamış Osman Efendim o zaman. Sultan Mecid'in zamanında bozulmuş Osman. Gel bakalım aşık diyor efendim. Sazı el getiriyor efendim. Sazın al geldi. Beni bir meteleyeceksin ki diyor kıyamete kadar ismim söylenecek. Allah Allah. Padişahım senin bir meteleyecek yerin yok. Geldir rahat dur diyor. Gitme efendim diyor. Yo söyleyeceksin emir veriyorum sana. Peki. O da doğruya doğru el yerini söyleyecek. Gelmez artık bu dünyanın iyisi. Vezir yapmışlar da Hasahır'ın seyisi. Sultan Mecid'in zamanında Hasahır'ın seyisiymiş. Ahrebeleriymiş bu. Allah Sultan Allah. Mecid. Allah Allah. Görüyor musun? Sultan Hamid'in zamanında. Atla geziydi. Gelmez artık bu dünyanın iyisi. Vezir yapmışlar da Hasahır'ın seyisi. İtin emmisi de kurdun dayısı. Sürüyü güdecek çoban kalmamış. Hadi bakalım. Öldürdü işte bazı. Çam çıra bal mumu bulsa da yakar, kerbiş, toprak, evler her yağış akar. Bizim bu memlekete katledik. Emri fermanından biz olduk korkar, kuvanlar kurudu, balım kalmadı diyor. Allah Allah. Bu kohfete kuvanlardan da bir Osman Akkası vergi alırmış, bak. Bak ha, bak ha. Kuvanlar kurudu, balım kalmadı diyor efendim. Zalimliğe bak parçası, görüyor musun? Bal mumu çam bulsa da yakar, kerbiş, toprak, evler her yağış akar. Emri fermanından biz olduk korkar, kuvanlar kurudu, balım kalmadı diyor efendim. Fukarada kaldı sadece sabır, kefinsiz ölmeye ararlar kabir. Revamı İslam'a cezayı tabir, gayri söyleyecek sözüm kalmadı diyor. Aşık seyraniyim de ohtur sözlerim, olan melameti gördü gözlerim. Hakkın rızası için diyordum dizlerim, gayrı dayanacak halim kalmadı. Bu zalim padişaha söyleyecek sözüm kalmadı. Alın zindana bunu diyor, bunun katline fermanı. Efendim zaten zamanında dedim, ben bildim diyor efendim, beni sarayda kurduğunda uğrarı boğazıma taktın demedim mi ben sana diyor efendim. Alıyorlar hadi götürüyorlar efendim zindana, koyuyorlar.